Herkese selamlar. Bugün 9 Eylül Üniversitesi'ne gitmek için yola çıktım. Aşırı sıcak. Yaklaşık 45 dakikalık bir yolum olacak. İnşallah yanmam. Şu anda dezenfektanı görüyorsunuz. Bantla bağlamışlar ve aynı zamanda Yaşar Üniversitesi'ni görüyorsunuz. Ve başlıyoruz. Şu an kütüphaneye gelmiş bulunmaktayım. Hadi bakalım. Oo, ilk defa böyle bir şey gördüm. Çorba çeşmesi. İnşallah alırlar. Abi almazlar da çok komik olur. Vallahi aldılar. Hiç hatta kimlik falan da sormadılar. Öyle girdim. Adam dedi sorun değil. Şu an kütüphane ilk defa görüyorum. Normalde etrafı hemen her yeri çekecektim ama elimde kamera olunca bir tık utandım. Çok kalabalık değildi. Bu şekilde bekliyordum. Yani bayağı boştu ama sandalyeleri çok sevmedim. Salon sandalyelerinden de. Bir tık rahat değildi böyle. Hareket ettiremiyordum falan. Ama içerisi serindi çünkü dışarısı aşırı yanıyordu. Ve kendime yeri buldum. Gözlem stajı yaptığım yerlerde deftere notlar alıyorum. Bu notları da şimdi okuyorum tekrar çünkü hoca diyor ki bana soru sorun. Ben de o yüzden notlarıma bakıyorum işte anlamaya çalışıyorum. Çünkü o kadar hızlı yazıyorum ki sonradan tekrar okumam gerekiyor. Ne olmuş ne bitmiş falan diye. Çünkü her anı kaydetmeye çalışıyorum. Burada ona çalışıyorum. Uzun zamandır ders çalışmadığım için canım sıkıldı. Bu yüzden birazcık turlamak istedim etrafı. Normalde karşı binaya falan geçiş yoktu. İzin vermediler. Sadece pandemiden dolayı benim biraz önceki girdiğim yer açıkmış. Karşı taraf normalde açık değil. Ama ben de ilk defa geldiğim için ve bir daha kimseyi zaten görmeyeceğim için bir tura çıkmaya karar verdim. Bir de merak ettim. Orada bir kütüphane kafe varmış. İşte oraya gideyim belki açıktır diye. Ama tahmin edersiniz ki açık değilmiş. Dedim ben de o zaman bir tuvalete gideyim. Tuvaletlerine bakayım nasılmış falan diye. Lavabolar gayet temizdi ve sabunları da vardı. Dışarıda Şebnem Ferah şarkılarının sesi geliyordu. Ben tabii ki orada birazcık bekledim. Ne oluyor ne bitiyor etrafı birazcık baktım. Kütüphane kafe kapısını bayağı zorladım ama giremedim. Burada yürüyordum. Sağ tarafımızda görevlilerin olduğu bir kat vardı. İdari yeri vardı. Solda da bakın kediler var. Emziriyordu annesi onları. Sonra beni görünce bebeleri kaçtı. Sonra kedi bana baktı. Sonra açlıktan bayılmamak için dedim bir kek alayım. Normalde limonlu pop keki çok seviyorum. Ondan sonra işte böyle parayı attım. Daha önce bu makineyi çok kullanmadığım için şurayı düğme sanıyorum ama öyle bir şey değil. Numarayı yazınca direkt suratıma fırlattı zaten. Sonra burada tek elimle almaya çalışıyorum. Sonra elim araya sıkışıyor. Sonra diğer elim kullanarak şükürler olsun ki kekimle kavuşuyorum. Kekimi yedikten sonra dedim artık ders çalışayım yeter. Ondan sonra içeri girdim. Şuradaki kız hala oturuyor. Saatlerdir yani oturuyor orada. Ben asla o kadar uzun süre oturamam. Yerimde duramıyorum. Sonra dedim ki yeter birazcık makale bakayım. Oturdum işte. Makale açtım. Makaleleri okuyup not aldım. Eldim. Ondan sonra işte defterime yazdım. Yazımda inci gibidir. Kütüphane pandemi döneminden dolayı saat 5'te kapanıyormuş. Ben de zaten geç gelmiştim. O yüzden çok fazla çalışamadım. Bizi çıkartmaya çalıştılar işte çıkın dediler. O yüzden de işte tekrar geri dönüyorum. Gayet geniş ve ferahtı. Aynı zamanda içeride klimalarda çalışıyordu. O yüzden serin olması çok güzeldi. İyi akşamlar. Otobüse bindiğim zaman bir kavga oldu. Adam içeceğiyle binecekti. Sonra şoför dedi ki hayır içeceğinle binemezsin dedi. O da
döktü falan dışarı. Sonra içeride biraz tartıştılar. İzmir'in ulaşımı bence çok güzel. Her yerden her yere otobüsle, izbanla, metroyla, her şeyle gidebiliyorsunuz ve çok ucuz. Aktarmaların hepsine sıfır basıyorsunuz. İlk basışınız 1.64, ardından da 0 lira vererek gidiyorsunuz. Bugün de Ege Üniversitesi'ne gideceğiz. Ertesi gün oldu. Ege Üniversitesi için yola çıktım. Şimdi metroya bineceğim. Sanırım bunun adı metroydu. Ulaşım olarak Ege Üniversitesi'ne ulaşımın süresi daha kısa oluyor. Çünkü Ege Üniversitesi şehrin içinde olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ama 9 Eylül Üniversitesi şehrin dışında. Yaklaşık 45-50 dakika boyunca otobüste yol gittik. Ve bu İzmir için gerçekten çok uzun bir süre. Çünkü İzmir küçük bir şehir. Burada Madrigal'in bambaşka şarkısını söylüyorum. Burada kütüphane yazısını bulmaya çalışıyorum. En altlardaymış. Ben de üstten bakıp durdum. Bulamadım tabii. Sonunda şükürler olsun gördüm ve yürümeye başladım. Ege Üniversitesi kütüphanesini bugün deneyeceğiz sizinle birlikte. Daha önce 9 Eylül Üniversitesi'ne gitmiştik. Şimdi ise Ege Üniversitesi'ne geldik. Bakalım buranın kütüphanesi nasıl? Yorumları okuduğum zaman şey diyordu. Başka üniversiteden gelenlerden 2 lira alıyorlar falan diyorlardı. Bakalım öyle mi olacak? İçerisi nasıl olacak? Hepsini sizinle paylaşacağız. Kütüphanenin içine girdim. Şu an ikinci kattayım, yani bir üst kata çıktım. İlk giriş katta bilgisayarlar falan vardı. Zaten orayı da göstereceğim. Bu sağ tarafta bir tık daha kalabalık vardı. Böyle 3-4 kişi falan vardı. Ben bu tarafta durmadım. Sadece size göstermek için bu tarafa geldim. Gördüğünüz gibi yine burada da sandalyeler aynı şekilde. Ve masalar burada daha büyük. Burası sanırım burada sesli bir salon. Yani burada konuşabiliyorsunuz. Tekli değil. Bu geldiğim odada burada tekli çalışıyorsunuz. Ve yan yana masalar ve kenarlarda gördüğünüz gibi şeritler var. Yani tamamen masanıza odaklanıyorsunuz. Yanınızdaki kişi görmüyorsunuz. Burası da çıktığınız zaman şurada tuvaleti görüyorsunuz. Burada oturma alanı var. Arkadaşınızı tuvaletteyken beklemek için bir alan ya da telefonla konuşmak istediğiniz zaman buraya çıkabiliyorsunuz ve koltuklarda oturabiliyorsunuz. Tek sıkıntı Ege Üniversitesi'nde klimalar açık değildi. Bu arada büyük ihtimalle kırmızı alan yazısı sessiz olmanız gerektiğini gösteriyor. Mavi alanda konuşabileceğinizi gösteriyor. Sesli alan olduğunu gösteriyor. Şimdi size yukarıyı göstermek için yukarıya çıkıyorum. Yukarıda da kitapların olduğu alanlar var. Yani kitaplıkların olduğu yerler. Buradan kitap alabiliyorsunuz. Bu girişte soru soruyorsunuz. İşte ben şu kitabı arıyorum falan diye. Onlar da size kitabın yerini gösteriyorlar. Şunu fark ettim. Ben Anadolu Üniversitesi'nden geldiğim için Anadolu Üniversitesi'nin kitap yoğunluğu çok daha fazla. Burada çok fazla göremedim. Sadece tek katta kitaplar bulunuyor. Ama Anadolu Üniversitesi'nde birçok yerde, birçok katta bulunuyor kitaplar ve sayısı çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Burada kitaplara bakarken şu ilerideki adamı gördüm. Ve onu görünce utandım. Şimdi şuradan araya girdim sonra. Adam beni takip etmesin diye ondan saklandım. Ama sonra beni gördü ve dedi ki ne arıyorsun? Ben de dedim ki ben bir şey aramıyorum. Dil ve konuşma terapisi okuyorum. O dedi ki özel eğitim mi? Ben de yok dedim. Sonra dedi ki 2 yıllık mı? Ben dedim hayır. Sonra yine dakikalarca ona bölümü anlattıktan sonra burada kitapları göstermeye size devam ediyorum. Zaten şu an pandemiden dolayı bu katta ders çalışamıyorsunuz ya da kitap okuyamıyorsunuz. Burası da bir üst kat. Gördüğünüz gibi yine çılgınlığım üstümde. Bariyeri artık şeridi aşıp
yukarıya çıkıyorum. Ama kadın bana dedi ki yukarıya çıkabilirsin, yukarı açık dedi. Burada ölümüne zorluyorum ama kadın bana yalan söylemiş. Ondan sonra içeriye böyle bakıyoruz. İçerisi çok çok geniş bir yer. Güzeldi. Burada merdivenden inecektim ama sonra kadına çok sinirlendim. Suratını bile görmek istemediğim için. Çünkü bana yalan söyledi. Asansörü kullanmaya karar verdim. Birinci kata geldim. Artık dedim yeter, ders çalışayım. Şimdi mavi alana, yani sesli alana geldim. Burada kendime bir yer arıyorum. Oturup artık ders çalışacağım. Ama burası çok sıcaktı açıkçası. Ders çalışırken de bayağı yandım. Burada stajda gözlemlediğim şeyleri okuyorum tekrardan. Ve de ardından makaleyi okurken not aldığım şeyler vardı. Onlara bakıyorum. Ve aynı zamanda şu an yanıyorum. Yanmaya başladım. Çünkü klimaları yok. Açmamışlar ya da. Tuvaleti çekmediğimi fark ediyorum ve tuvalete gidiyorum şimdi. Ege Üniversitesi'nin tuvaletleri daha yeniydi. Yani 9 Eylül'de temizdi. Burası da temizdi ama Ege Üniversitesi'ninki daha yeniydi. Ve aynı zamanda otomatik çeşmesinin de olması beni gerçekten kendine bağladı. Orada çalıştığım için dedim belki burası biraz daha serindir. Böyle tekli çalışma alanına geldim. Böyle aradan 10 dakika geçtikten sonra dedim yeter. Giriş kata geldim ve bilgisayarların olduğu alana geldim. Çantamı bıraktım. Ege Üniversitesi'nin bilgisayarlarının çok daha eski olduğunu fark ettim. Yani gerçekten hem açılma süresi çok uzun sürüyordu hem de yazılım olarak çok eskiydi. Windows 10 değil, Windows 1'i kullanıyorlardı büyük ihtimalle. Zar zor bir makale açtıktan sonra okuyup not çıkarmaya devam ettim. Bu arada 2 liraya kütüphaneye girdim ve bana misafir okuyucu kartı verdiler. Çıkarken de bu kartı bırakıp ben kendi öğrenci kartımı alacağım. Burada içinde yiyecek bulunan makineler bulunmuyordu. Sadece içecek vardı. Bu da üniversitenin krokisi. Hava aşırı sıcak. Bir de şöyle dışarıdan çekeyim. Şimdi kütüphaneden çıktım. 2 liralık bir ücret verdim. Kütüphaneyi görüyorsunuz. Güzeldi. Sessiz sakindi. Çok fazla kimse yoktu zaten. Kütüphaneden çıktıktan sonra size video çekmek için güzel bir alan arıyordum. Ve aynı zamanda yanıyordum. Arkadaşlar bir tane video çekmeye çalışıyorum tercih dönemi için. Ve şu anda çekirgelerin istilası altındayım. Hepsi beni çok fazla rahatsız ediyorlar. Odaklanamıyorum, sesimi duyuramıyorum. Umarım her şey güzel olur. Ve şu an Ege Üniversitesi'ndeyim. Bence hallettim. Her şey halloldu. Şimdi nereye gideceğim bilmiyorum. Burada çıkışa doğru ilerliyorum. Güzel yanı, üniversiteden çıktığınız zaman direkt kapısının önünde zaten metro sizi karşılıyor. Metro ile istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Yani ulaşımda bir otobüs bekleme gibi zaman kaybınız olmuyor. Bunu sevdim. Aynı zamanda bisiklet kullanımı da çok fazla. Üniversitenin içinde bisikletleri bu şekilde park ediyorlar ve okula gidiyorlar. Metronun içi de gerçekten çok temiz. Bayağı iyi bakıyorlar. Gelecek istasyon Ege Üniversitesi.
Metrodan indim. Şimdi otobüse bineceğim. Ulaşım çok zorlu değil ve Ege Üniversitesi gerçekten şehrin göbeğinde olduğu için rahat bir şekilde ulaşımdan faydalanabiliyorsunuz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.